Sen niye bu tarafa geldin? Yani sorular bitti. Sen geldin. Efendim burada diyeceksin. Tamam. Teşekkürler. Pardon, bu tarafta da. Evet, yarın yokmuş gibi atlı dizinin galasındayız. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir ikili bir araya getirilmiş. Aynı zamanda böyle 14 Şubat'a denk gelmesi de çok güzel bence. Merakla bekliyoruz. Güzel bir şey izleyeceğimize çok eminim. Yani hikayeyi ben duymuştum. Çok iyi, çok enteresan bir hikayesi var. Tabii ki hani tabi izleyecek olmak, Dubai'yi izleyecek olmak çok keyifli. Ben heyecanla bekliyorum, gelir gelmez izleyeceğiz. Biz şu ara böyle Oscar'ları izlerken hani bir de böyle etkili bir şey gelmiş olması keyifli oldu bence. İsim ne çağrıştırıyor sizde efendim? Biraz bulunmuşuz. Yarın yokmuş gibi ama. Evet, yarın yokmuş gibi. Gerçekten. Seni yarın yokmuş gibi seviyorum. Ben çok seviyorum. Böyle şu anı tam yaşamak ve bir adım sonrasını düşünmeden o an hislerle yaşamak hissiyatı oluyor. Ama tabii ki içerikteki durumu göreceğiz. Bendeki hissiyatı. Bence de öyle ama anı yaşamak hikayesini çok seviyorum. Çünkü hayat o kadar güzel, sürprizlerle dolu. Galiba yarından yokmuş gibi. Senle hani tabii ki zor kolay bir şey değil ama en azından psikolojik olarak yarınlar yokmuş gibi yaşamak keyifli yani. Peki. Birbirinizi yarınlar yokmuş gibi sevin efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Fotoğrafı Eren abi yardım niye gülüyorsun? Teşekkürler sağ olun. Evet. Kadın gülüşlerin kalır aklımda. Abi telefonlar bir çekilebilir mi? Bir kayın abi. Evet. Profil kalıyoruz. Yarın yokmuş gibi diyelim efendim. Bir canım hoş geldiniz diyelim. Ben de söyleyeceksiniz. Tabii ki. Halit ve Tuğba ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Hep de zaten biz de çok geçmiştik. Aile dostu. Merkez etkisindeyiz birlikte onlarla. Halit için çok önemli. Tuğba'yı da çok seviyorum. Onu da çok sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte çalışmamız olmadı ama takip ettiğim, sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. Merakla bekliyorum. Bugün bir bölüm izleyeceğiz galiba. Sonrasında sohbet edeceğiz. Böyle tatlı bir buluşma oldu. Hayırlı olsun. İzleyicisi bol olsun. İsim ne çağrıştırıyor sizin için? Yarın yokmuş deyince yani ne hissederiz? Yarın olmayacakmış gibi yaşamakla alakalı bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Yani çok uzağa gitmeyeyim şimdi. Bilmiyorum çünkü konusuna hakim değilim. İzledikten sonra belki fikir sahibi olabilirim. Ama yani sanki yarın yokmuşuz da yaşamakla alakalı ya da kararlar almak ya da hamleler yapmakla alakalı diye düşünüyorum. Şu tam küpeleri sormak istiyorum. Biraz böyle ağır geliyorlar bana. Taşıması zor ama çok güzel taşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani büyük olunca tabii insan ağır bir şeymiş gibi düşünüyorsunuz ama değil. Çok bir, sizin için bir anlamı, bir özelliği var mıdır? Önemi var mıdır? Bu sene Dragon senesi için şeyinde, astrolojisinde diye biliyorum. Tamamen tasarlıklı takip ettiğimden değil. Buna böyle bir Dragon Eye ismi koymuş. Böyle özel bir şey yok. Tasarım size mi ait? Benim bijuteri koleksiyonumda. Yan bastı şu an. Aynı soruyu sordu. Çok güzel olmuşlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. İzlemeyi için alıyoruz. Çok mersi. Teşekkürler. Sağ olun. Evet buyurun. Bu durmuş galiba. Evet. O telefon kimse. Evet efendim. Yarın yokmuş gibi. Halit Bey sizden mi başlayalım yoksa hanımlara mı bırakıyoruz? Buyurun efendim Tuğba Hanımcığım. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlısınız. Bizler de merakla bekliyoruz. Evet. Biz de sizin aslında düşüncelerinizi bekliyoruz. Biz çok keyifli bir süreç geçirdik. Çok değişik bir deneyim yaşadık kendi adımıza. Yani bizim için hem set çok keyifliydi hem çok güçlü bir senaryoda iyi bir şey çıkardığımıza inanıyorum. Bahsedebiliyor muyuz böyle ufak ufak spoilerlar veya karakterden bahsedebiliyor muyuz? Dinlemek isteriz. Ya karakterden çok sonuçta bir politika yazarının işte bir oyuncuyla röportaj yapmasıyla başlayan birbirini tanıma
süreci bir gecede geçen. Bir diyelim. Tek gece. Başlangıç için bu yeter. Bir muhabirdiniz galiba, doğru mu efendim? Muhabiri mi canlandırıyordunuz acaba? Bu muhabir magazin muhabiri miydi diye gazeteciler. Gazeteci olsaydı çok soru soracaktık efendim sizlere. Bizim duygularımızı hissediyor musunuz? Hissettiniz mi? Veya... Tabii onun böyle geçtiği bir takım dönemler var zaten. İlk bölümde görüyorsunuz onu. Onunla ilgili bir paralellik kurmamak mümkün değil. Canlandırdığınız karakterden sonra ünlülere bakış açınız değişti mi efendim? Yok. Yine bulunduğumuz yer. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Valla çok keyifli bir süreçti. Her zaman denk gelecek bir şey değil bu. İki oyuncu tek mekan, 90 dakikada akan bir iş. Bu kadar güzel ve kuvvetli iki oyuncuyla bu kadar şahane bir set deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Süreç çok güzeldi. Seyircinin de kalbine değsin, onlar da bizim gibi sevsin işi umuyorum. Evet. Efendim, aynı zamanda 6 yıl sonra galiba tekrardan bir araya geldiniz ve son dönemde de böyle eski partnerlerin tekrar bir araya gelmeleri çok konuşuluyor, çok beğeniliyor. Nasıldı tekrardan bir araya gelmek? O zamanla bu zaman arasında ne gibi farklılıklar olmuş, gelişmişler? Ya tabii ki çok başka bir işte bir araya geldik. Gerçekten hani bu çok nadir bir oyuncuya denk gelebilecek bir iş, bir proje. Başka bir şekilde tekrar tanıştık Halit'le. Aslında hani daha önceden tanışıyormuşuz ve tekrar oynuyormuşuz gibi değil de baştan tanıştık gibiydi. Halit Bey'cim siz aynı şey söyleyeceğim. Yani bu işin kendi özelinde de bir çalışma disiplini var, biraz daha farklı. Günde 8 kaç saat biz toplam çekim yapıyoruz? Evet. 8 saat hiç durmadan. Kesintisiz günde 8 saat kesintisiz çekim yapıyoruz. Öyle olunca hiç durmadan çok iyi alışveriş yapabildiğiniz bir partnerle çalışma imkanı her işte bulunamıyor. Bu işte böyle özel bir şey var. Yani sanki yeni tanışmış gibi tekrardan çalışmaya başladık. Efendim, özel bir soru. Biraz zayıflamış gördük sizi. Acaba spor mudur sebebi? Yok. Spor yani yok. Evet, biraz diyet yapıyorum. Yeni yaptığım işle alakalı böyle gerekiyordu. Onun için işle alakalı. Yurt dışı ve Türkiye olarak da bir soru sorayım. Nasıl gidiyor işte, git gel iş vesaire falan. Var mıdır sorusu olan? Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İzlemesi bol olsun diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Mikrofonları. Pardon, izleyeceğim. Çöken ayrılsın arkadaşlar. Evet, iyi akşamlar Cem. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, senden haber. Teşekkürler, bizler deyiz. Yarın Yokmuş Gibi adlı filmin kanalında eskiz. Neler söyleyeceksiniz? Yol aşk olsun diliyorum, izleyicileri bol olsun. Bakalım biz de izleyeceğiz, göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Onun dışında arkadaşların zaten davetini icabet edip geldik. Çok da bir fikrim yok açıkçası. Siz nasılsınız peki efendim? Neler? Bizler deyiz, bizler de çalışıyoruz. Aynı benzer platformda yine. Biz de şu anda Dengeler diye bir içerik üretiyoruz. Bir internet dizisi. Onun seti devam ediyor bir taraftan. Onunla bir uğraşıyoruz. Nasıl bir dizi, nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Birazcık daha suç dünyasını anlatan bir dizi. Oradaki başrol karakteri boksör bir çocuğun hayatını canlandırıyoruz. Böyle bir durumda. Anlamadım. Peki, hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi gel. Öyle doğru gel. Gel. Çok gel. Gel. Geç o tarafa. Geç o tarafa. Daha. Okey, tamam. Evet, hoş geldiniz diyelim Murat Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eski partnerimiz Tuğba Hanım'ın galası. Duymadım. Eski partneriniz diyorum efendim. Eski değil. Yeni sezon gelecek abi. Hala partnerim. Yeni sezonda da aynı şekilde patron olarak devam edeceğiniz Tuğba Hanım'la galasındayız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Valla çok merak ettiğim projelerden bir tanesi Yarın Yokmuş Gibi. İki çok başarılı, çok yetenekli oyuncu. Halit abi zaten hayranı olduğum, oyunculuğuna bayıldığım, aynı zamanda sesini de çok sevdiğim üstadımız Tuğba ile birlikte bu işe imza attılar. Çok aşırı merak ediyorum. Bir şey bilmediğim için çok da bir şey diyemiyorum. Sadece
heyecan ve merak içerisinde. Halit Bey Halit Bey'den çok güzel bahsettiniz. Çok beğendiğiniz hangi şeyleri vardır efendim, projeleri var, izlediğiniz, gerçekten çok hayran kaldığınız karakterleri var mıdır Halit Bey? Sizde iz bırakan? Ben, tabii, yani hemen hemen bütün projeni izlemişimdir. İstanbul Kırmızısı'nı biliyorum. Benim Halit abiyle daha önce tanışıklığım zaten çok eskiye dayanır. Ben daha piyasada yokken Halit abiyi ben müzikallerden tanıdım. Sanatçı kişiliği çok önemli, bambaşka bir insan. Hakeza Tuğba da öyle. Bu ikilinin bir araya gelmesi gerçekten başlı başına bir olayken geldi eminim. Güzel akacaktır. İyi bir iş çıkarttıklarına inanıyorum zaten. Bence filmin ismi de çok güzel. Yarın yokmuş gibi. Hakikaten. Böyle yaşamak lazım. Okuyunca ne geliyor aklınıza ilk olarak? Ya yarın yokmuş gibi yaşamak gerekiyor gibi bir aforizma çıkardım ben kendi kendime. Hakikaten de öyle ama. Peki yarın... Peki böyle bir şey olsa, yarın yokmuş olacağını bilseniz neleri yapmayı tercih ederdiniz şu an itibariyle? Yarın... Vallahi bugün böyle düşünüyorum ama yani genelde biz böyle çalışma telaşından, iş telaşından yarın ne olacağıyla ilgili hiçbir şey düşünmüyoruz. Bugün de böyle afaki bir şey söylemek istemem ama yani herhalde uzuncana bir liste yazardım şu an. Aklıma bir sürü şey geliyor. Yarın söylemeyeyim. Yarın olmamış olsa özür dileyeceğiniz, böyle telefon açıp açabileceğiniz isimler var mıdır? Özellikle ünlüler arasında arkadaşlarınız, dostlarınız, kalp kırdıklarınız veya gereken, sizin kalbinizi kıranlar var mıdır? Özür dilemem gereken her an özür dilemekte hiç çekinmedim. O yüzden o anlamda yok. Teşekkür ediyorum. Peki. Yeni sezonun heyecanı da var. Ondan da biraz bahsedelim. Nasıl bir yeni sezon? Duvarında dediğiniz. Vallahi işte o sürpriz. Yani biz çektik. Seyircilere kaldı artık. Murat, benden bahsediyor musun? Rıza Koçoğlu. Rıza'cığım gel. Evet. Gel biraz konserlerden... Biraz önce dediler ki eski parkları zaman neyse. Sen de çok evet. Sezon geliyor. Sezon çektik. Sen bitirdin. Ben bitirdim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Ha, efendim hoş geldiniz diyelim. Neler içeceksiniz? Çok heyecanla beklenilen bir projeymiş. Biz de çok heyecanlıyız. Çok sevdiğim iki değerli oyuncu ve yönetmen. Çok iyi bir yapım şirketi. Can katacağını düşündüğüm yeni, değişik bir şey. Kısa bir dizi. 4 bölümlük. Hem beyni ve hem de bize de iyi gelecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Hikayeyi biraz biliyorum. Merakla beklemişim. Teşekkürler. Efendim, inci taneleri diyelim. Diyelim. Ses getirdi büyük, konuşuluyor artık. Evet, hem reytinglerde. Çok güçlü bir iş. Yılmaz abinin kalemi ve bütün oyuncular çok güçlüydü. Ben de ikinci bölümde dahil oldum. Onlarla olmaktan çok mutluyum. Şimdi biraz az çalışıyorum. Cezaevinden çıkacak benim karakterim inşallah. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çıkarsa daha çok çalışmak istiyorum. Çıkınca da olmaktan onur duydum. Çıkınca daha çok sizi göreceğiz herhalde, öyle mi? Umarım, umarım. Peki danslar... Peki dizinin dansları, şarkıları ben bu kadar dans çok konuşulması, gündemde olmasını bir nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok derinlikli bir senaryo var. Çok ciddi bir edebiyat da var içinde. Dans da var. Her şey var içinde. Her şey dozunda hayat kadar olması gerektiği gibi bence. Peki, teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Çok sağ olun. Pardon, bir de fotoğraf alabilirim. Burada rica edeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada da. Efendim hoş geldiniz diyelim. Yarın yokmuş gibi. Ne çağrıştırıyor öncelikle? Vallahi benim durumum biraz ileride, yarın yokmuş gibi benim için. Ben seyrettim, program yaptık çünkü beraber. Acaba çektiğim Halit Ergenç ve Tuba Büyük üstünde. Ben bütün diziyi seyrettim. Harika bir iş oldu. Merak edilecek bir şey yani. Peki istersek spoiler verir misiniz? Yani uygun bir fiyata anlaşırsak tabii ki her zaman. Yani spoiler vermesem daha iyi zaten. Aslında spoiler olabilecek herhangi bir şey söylesem de izlemeden duramayacağımız bir şey yapmışlar. Vallahi herkesin ellerine sağlık. Peki yarın hiç yokmuş gibi olsa ilk yapacağınız şeyler neler olurdu?
Veyahut da ilk arayacağınız kişi kim olurdu? Valla yine annemi arardım herhalde ya. Yani genelde zaten yarın yokmuş gibi yaşadığımız için. Yani öyle bir yarını sürekli planlayarak yaşayamıyoruz. Yani bugün halletmemiz gereken şeyleri hallederek ilerliyoruz hayatta. Dünya öyle bir yere döndü son birkaç sene. O yüzden yine annem babamı ararım. Sevdiklerim ararım herhalde. O liste içerisinde acaba kimler olur veya siz kimlerin listesinde olursunuz? Biraz vallahi ben kimlerin listesinde olurum bilmiyorum ama yani benim listemde kimler olur? Hepiniz biliyorsunuz bence yani. Zaten 10-15 kişi sabah da akşama ararım bitiririm ben. Teşekkür ederiz. Programdan biraz bahsedelim. Yine çok kısa da olsa ara ara görüşünce. Tabii yani şeydir. Hangisinden? Halitlerle çektiğimden mi? Ondan da bahsedelim. Polisnak'tan mı? Maşallah diyelim. Halit ve Tuba ile çektiğimiz çok güzel oldu. Onu da salı günü yayına girmiş olacağız. Yani hep onları da bu kadar sıcak, çok uzun zamandır kendileri gibi karşılaşmamış olduğumuz düşündüğüm bir şekilde ağırlayabildim. O yüzden ben de kendimi şanslı hissediyorum. Oldukça eğlenceli bir programı. YouTube'da yayınla, muhtemelen bu izlenirken yayına girmiş olur diye tahmin ediyorum. Kelime oyunu zaten çok güzel devam ediyor. Evet. Artık ödüller de almaya başladı. Evet öyle şeyler de yapmaya başladı. Bakalım Şubat içinde de çeşitli sürprizlerimiz olacak. Mart içinde bazı planlarımız var. Çalışıyoruz işte. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.